Evet arkadaşlar, her, herkese merhaba, Siyasal Düşünceler Tarihi'nin dördüncü dersindeyiz. İlk hafta bir giriş yaptık, sonra e, siyaset felsefesinin temel sorunlarını, amaçlarını, e, siyaset felsefesindeki bazı konuları, bir takım ikilikleri konuştuk ikinci derste. Üçüncü derste ise Sümerler'de Kral Destanları ve Gılgamış Destanından hareketle e, Sümerler'in siyasetini konuşmaya çalıştık. Çoban kral, kent devlet, uygarlık vesaire. E, bu derste Sokrates'i ele alacağım. Aslında normalde siyasal düşünceler tarihi kitapları Sokrates'i pek işlemeden Platon'a geçerler ama bunun da anlaşılır bir yönü var. Çünkü Platon Yasalar gibi birkaç diyaloğu hariç neredeyse tüm diyaloglarında hocası Sokrates'i konuşturur. Dolayısıyla Sokrates'i biz Platon aracılığıyla tanırız. Ee, buradan hareketle yani Platon'un devletine geçilmesi de anlaşılabilir. Fakat eğer Sokrates geçen ders işlediğimiz gibi daha doğrusu iki hafta önce işlediğimiz gibi batı siyaset felsefesinin birkaç kavram açısından kurucusu sayılıyorsa Sokrates'e bir hafta ayırmakta fayda var. Şimdi Sokrates'in öneminden başlayalım ama bunu hızlı geçeceğim çünkü zaten siyaset felsefesinin konuları haftasında kökenlere gitmiş ve Batı siyaset felsefesinin kuruluşundaki yerini anlatmıştım. Ee, neydi o? Sokrates bir erdem kavramını siyaset felsefesinin temeline yerleştirerek e, kuruculuğu gerçekleştiriyordu. Ee, önemi de buradan kaynaklanıyordu sevgili arkadaşlar yani bu erdem kavramı nasıl daha iyi yaşayabilirim iyi yaşam nedir sorusundan hareketle bizi siyasal rejimleri tartışmaya ve siyasetin özünü konuşmaya götürüyordu yani şöyle düşünün nasıl daha iyi yaşayabilirim kavramını salt etik ya da bireysel çerçevede tartışmanız mümkün değil de mesela Nikamakosa etikin sonunda der ki Etik bitti, şimdi politika başlıyor. Çünkü bu etik sorunları ancak politika bütünlüğü içinde bir yere koyabiliriz. İyi yaşamı tartışmak için bize iyi bir siyasal topluluk lazım. O hangi siyasal rejimde gerçekleşebilir? Dolayısıyla iyi yaşam sorusu Sokrates'te bizi temelde iyi siyasal rejime götürecek. Şimdi ee, en güçlü portre. Sokrates'in portrelerinden en güçlü portre Platon tarafından ortaya konulmuş portredir ama tek portre değildir bu sevgili arkadaşlar. Ee, Sokrates üzerine ortaya konulmuş en öne çıkan portrelerden dördüne bir bakalım, dördüne bir bakalım. Ardından özel olarak aralarından Sokrates'in savunmasını seçip Sokrates'in savunması kitabından hareketle Sokrates'i tanımaya çalışalım. Bir kere bu tanımaya geçmeden önce şunu söylemekte fayda var. Ee, Sokrates batı siyaset felsefesinin kurucusu temellerini oluşturuyor. Fakat e, ilginçtir ki Sokrates'in hiçbir yazılım etni yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir yazılım etni yok. Dolayısıyla biz Sokrates diye bir filozofun varlığını filozof olarak varlığını daha doğrusu Sokrates diye birinin yaşadığından eminiz. 469'da yaşamış, 399'da çeşitli suçlamalarla mahkemeye verilmiş, baldıran zehri içerek ölüme mahkum edilmiş. Böyle bir insanın yaşadığı vaka. Fakat bunun bir filozof olduğundan ancak bu portreler aracılığıyla emin olabilir. Sokrates nasıl biri? Nasıl biri? Portrelerin en güvenilir olanlarına bakarsak Sokrates hem yazılı bir metin ortaya koymuyor. Çünkü yazıya karşı bir takım şüpheleri de var. Yazının felsefenin uygun metodu olmadığını düşünüyor. Sözle, diyalogla felsefe yapıyor. Bir. İkincisi bu söz diyaloğu halk meydanında aristokratlar, halk, yurttaşlar, geniş bir yurttaşlar topluluğuna hitaben dile getiriyor. Dolayısıyla hani bugün anladığımız biçiminde üniversitede odasına çekilmiş felsefe yapan fil dişi kulede felsefe yapan insanlardan uzak yalıtılmış bir filozof figürü değil bu bir yazılı ürün bırakmıyor söze önem veriyor iki e, halkın içinde bunu bir diyalog olarak yöneltiyor o halde portrelere geçebiliriz şimdi ilk portre Sokrates'in ölümünden yaklaşık 25 sene önce konulmuş Aristofanes'in Bulutlar Komedyası. Bu bir komedya. bunu Atina'da 5. yüzyılda işte felsefeyle neredeyse eş zamanlı bir biçimde gelişen bir edebi tür olarak alabilirsiniz. Komedya. Bu edebi türün bir başka versiyonu biçimi tragedyadır. Bunlar önce yazılır daha sonra tiyatroda sahnelenirler. Tiyatronun da başlıca iki kolunu oluşturur. Tragedya genelde daha seçkin yurttaşlar topluluğuna hitap ederken komedya daha halktan olan kişilere hitap eder ve çarşıda pazarda konuşulan dili çok seçkin bir Yunancayı değil mesela çarşıda pazarda konuşulan dili aktarır o dille yazılır. Şimdi bu komedya 420'lerin ikinci yarısında 423 gibi sahneleniyor. Ee, Sokrates 469 doğumluysa, e, Sokrates burada tasvir edildiğinde, 40'lı yaşlarında diyebiliriz. E, bu komedya ortaya konulduğunda, sahnelendiğinde sevgili arkadaşlar, Atina büyük bir kriz döneminin içinden geçiyor. Bu Sokrates'in dünyasını anlamak açısından önemli. Bu nasıl bir kriz? Bir kere şöyle ifade edelim. 469'da doğan Sokrates, gençlik yıllarını, Atina Kent Devleti yani polisinin ve demokrasi rejiminin olgunlaştığı güçlendiği yıllarda geçiriyor Yani e, Atina o dönemde hem bir kent devlet olgunlaşıyor daha önceye gidiyor Kent Devlet ama olgunlaşması o Sokratesin 5 yüzyılındadır hem de demokratik rejimi kabul etmiş aristokrasiyi aristokratik ayrıcalıkları geride bırakmış bir siyasal rejimle yönetiliyor. Yurttaşlar alanı genişlemiş, yurttaşlar 7-24 denilebilecek bir demokratik politik faaliyetin içine girmişler. Bu politik faaliyeti halk meclislerinde, halk mahkemelerinde, orada da yurttaşlar var, hukuk uzmanları değil. Ve Agora'da yani halk meydanında sürekli politik meseleleri müzakere ederek gerçekleştiriyorlar. Ee, Sokrates böyle bir dönemin insanı. Perikles dönemi ki demokrasinin en büyük öncülerinden, uygulayıcılarından biridir. İşte Sokrates'in gençliğine tekabül ediyor. 461'den yaklaşık olarak 430'a kadar uzun yıllık uzun bir 30 yıllık periyot. Şimdi Perikles döneminin sonlarına doğru Atina aynı zamanda emperyal bir güç olarak yükseliyor. Şimdi Yunan dünyasını şöyle düşünün. Merkezi bir krallık, merkezi bir devlet ya da her yeri kuşatan bir imparatorluk yok. Yunanlılar Atina, Sparta, Korintos, Megara gibi kent devletleri halinde yaşıyorlar. Bu kent devletlerinin birbirleri arasında hegemonya mücadeleleri var. Hegemonya sözcüğü de Yunancadan geliyor zaten. Üstünlük kurma, egemenlik mücadeleleri bunlar. Şimdi Sokrates'in gençliğinde ve bu oyunun sahnelendiği 420'lere doğru Atina büyük bir emperyal güç durumuna gelmiş. Yani bu Yunan kent devletleri arasında üstünlüğü ele geçirmiş ve emperyal politikalar uyguluyor sevgili arkadaşlar. Bir, ikincisi demokratik rejimin altında bir tür anakronik olabilecek belki bir kavram kullanacağım ama Ticari kapitalizmin gelişmesi söz konusu. Atina yaklaşık 100 senedir ticaret ile deniz ticareti ile özellikle zenginleşiyor. Aris, e, aristokrasi geri çekiliyor fakat ne diyelim? Bu da biraz anakronik olacak ama bir tür ticaretle zenginleşen burjuva sınıfına benzer bir sınıf gelişiyor. Tamam Bu demokrasinin arka planında yer alan iki maddi ögeyi oluşturur. Birisi Atina emperyalizmi, bir diğeri bir tür ön kapitalizm, proto kapitalizm diyebiliriz. Para ekonomisinin genişlemesi anlamında, ticaret zenginliğinin artması anlamında. Şimdi bu iki öğe diğer Yunan kent devletlerini rahatsız ediyor. Bu Yunan kent devletlerinden en önemlisi Atina'nın rakibi olan ve Atina'nın gelişmesinden kaygı duyan Sparta. Sparta, Sparta Aristokrasi ya da oligarşi denilebilecek Atina'dan farklı bir rejimle yönetiliyor. Dolayısıyla bu iki <laughs> kent-devlet arasındaki savaş, Peloponnesos Savaşı olarak patlak veriyor. Fakat bu sadece bir sınır mücadelesi değil sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda e, Atina'nın temsil ettiği demokrasi Sparta'nın temsil ettiği aristokrasi ya da oligarşi arasında bir rejimler çatışması. Yani e, bu 20. yüzyıldaki Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya arasında soğuk savaş olarak bilinen sıcak savaşa dönüşme potansiyeli taşıyan bir savaşın yani rejimler savaşının ilk örneklerinden biri olarak görülmüştür ama sıcak savaşta söz konusudur. Şimdi Atina Sparta ile işte 430'larda bu savaşa yaklaşık 30 sene sürecek bu savaşa tutuştuğunda... Perikles yani demokrasinin büyük öncüsü ne diyelim yani Atina demokrasisinin Mustafa Kemal Atatürk'ü gibi düşünün. Yaklaşık 30 sene daha da uzun bir süre demokrasiyi geliştiriyor başında yer alıyor vesaire. Perikles kent surlarının içine Spartalılara karşı müdafaa yapmak için birçok insan gelince insan nüfusu artınca ortaya çıktığı düşünülen bir salgın hastalıktan ...kimisi veba diyor buna... ...kimisi veba olmadığını söylüyor... ...çok önemli değil salgın hastalıktan... E, ...ama savaşın... ...savaş için alınan... ...savunma tedbirlerinin yol açtığı... ...insanların çokluğundan... ...bir arada yaşamalarından kaynaklanan... ...bir salgın hastalıktır bu... ...Perikles... E, ...430-429 gibi... ...ölüyor... ...Perikles öldükten sonra... ...demokrasi Atina'nın gerilemesiyle... ...birlikte bir krize düşüyor... ...yani... Bu Aristofanes'in Bulutlar Komedyası sahnelendiğinde, Atina aslında bir kriz döneminde. Kriz döneminde ne yaparsınız? Aslında o krizin nedeni olan gelen e, günah keçileri ararsınız. Şimdi Aristofanes'te, de, Aristofanes'te de demokratik rejimden, e, demokratik rejimin yol açtığını düşündüğü Peloponesos Savaşları'nda. Yeni gelişmelerden rahatsız olan, ne diyelim daha geleneksel, daha tutucu düşünen biri. Bu krizin nedeni olarak bir takım günah keçileri belirliyor. Bunların arasında Sokrates var. Sokrates, Bulutlar Komedyası'nın baş kahramanlarından biri. Ee, çok acayip komik bir figür olarak temsil ediliyor. Ama şöyle komik ama komik olduğu kadar da tehlikeli. Neden? Çünkü var olan düzenin ya da geleneksel düzenin temellerini soruşturan, temellerini oyabilecek, temelleri ortadan kaldırabilecek bir potansiyel taşıyan bir takım fikirleri var. Bu fikirler saçma sapan da olsa Aristofanes'e göre bunlar yıkıcı fikirler. E, temel olarak iki biçimde resmediyor Aristofanes, Sokrates'i. Bunlardan biri, Sokrates'i yeryüzünde ve gökyüzünde ki şeylerin esaslarını araştıran bir filozof olarak temsil ediyor. Yani bu aslında Sokrates'in öncesinde yer alan doğa filozoflarının yaptığı bir faaliyet. Yani evrenin nereden geldiği, evrenin yapı taşının daha doğrusu evrenin ilk ilkesinin ne olduğu. Hava mı, su mu, toprak mı, ateş mi? Bir araştırma. Doğa olaylarına yönelik, doğa olaylarını ne diyelim? Tanrı'nın müdahalesi olmaksızın doğa olaylarını kendi nedensellikleri içinde açıklama uğraşı. Bu Sokrates'ten önce Batı Anadolu'da bugünkü işte İzmir, Aydın, İonya ve Milet, Miletos çevresinde çıkmış bir doğa felsefesi. Tamam mı? Buradaki tasvir ilginç. Çünkü Sokrates'in hayat hikayesinden biliyoruz ki aslında Sokrates doğa felsefesiyle değil, etikle politikayla bu dünyadaki insan ilişkilerinin e, üzerine düşünmekle ilgileniyor. İkinci tasvir Aristofanes'in bulutlarında e, doğru yanlış argümanı doğru kılıp kendini haklı çıkarabilecek bir retorik belagat söz ustası mantık oyunları söz oyunları yapan ve e, her ne olursa olsun haklı çıkarmaya Öğrencilerin haklı çıkarmaya çalışan, bunun için dersler veren bir üstad. Şimdi bu da ilginç, e, fakat diğerinden daha inandırıcı görünüyor bir açıdan. Çünkü burada kastedilen aslında e, Yunanlılar, Atinalılar da bu kriz ortamında ortaya çıkmış. Daha önce Atina'ya başka Yunan polislerinden gelmiş, kriz ortamında ortaya çıkmış bir felsefe okulu, Sofistler olarak anılan işte ücretli dersler vererek yurttaşlığın politik tekniklerini, kamusal alanlarda nasıl konuşulacağını, retoriği, belagatı, hitabeti öğreten bir öğretmenler grubunun adı bunlar. Tamam, bunlar, bunlardan en azından bazıları aslında böyle hepimizin üzerinde uzlaşabileceği verili, tözsel bir hakikat olmadığını Dolayısıyla konuşmanın karşısındaki muhatabı tamamen ikna etmeye dayalı argümanlara dayandırılması gerektiğini e bundan ötürü de eğer bu argümanların tekniklerini bilirseniz karşınızdakini ikna edebileceğine yönelik bir retorik dersi veriyorlar. Özellikle aristokrat ailelerin çocuklarına çünkü parayla ders veren öğretmenler bunlar. Sözün özü Aristofanes'in bulutlar komedyası böyle e, bulutlar ismi de oradan geliyor. Sokrates böyle bulutlarda işte ayağı yere basmayan tamam mı saçma sapan fikirleri olan aklı bir karış havada fakat aynı zamanda riskli tehlikeli fikirler taşıyan bir filozof olarak adlandırılıyor. E, yani e, oyunun sonunda zaten Sokrates'in eğitim verdiği öğretmenlik yaptığı bir öğrencisinin hazin sonunu izliyoruz. E, bu fikirlerin ne kadar tehdit içerdiği oyunda ortaya konuluyor. Strepsiades diye bir figür var mesela. Bu Sokrates'ten dersler almış. Argüman tekniklerini öğrenerek daha sonra babasını da şey yapmış. Evi yanmış vesaire. Yani oyunda verilen mesaj şu. Böyle bir doğa filozofu ya da böyle bir e, sofist her ikisinin ortak noktası da bunların geleneksel düzenin temellerini sorgulamak e, var olan geleneksel düzenin altını oyabilir birinci Sokrates portresi bu ikinci portre Sokrates'in bir dönem öğrenciliğini yaptığını bildiğimiz kısa da olsa bir dönem öğrenciliğini yaptığını bildiğimiz Kısenefo'nun Sokrates'ten anılar kitabı Kısenefo'nun e, bu konuda başkaca kitapları da var. Fakat e, en önemli kitabı Sokrates'i e anlattığı en e, yoğun kitabı budur sevgili arkadaşlar. E, Xenophon Sokrates'i sanki Aristofanes'in Bulutlar Komedyası'ndaki Sokrates portresine cevap verircesine böyle dindar, bilge ve yurttaş bir kişi olarak resmediyor. Yani zaten kitabına şöyle başlıyor hep kendime sormuşumdur. Hep merak ederim diyor. Yani e, Atinalılar bu kadar dindar, bu kadar bilge, bu kadar yurttaş bir Sokrates'i neden yargılayıp ölüme mahkum ettiler diyor ve daha sonra Sokrates'i portresini ortaya koymaya çalışıyor. Üçüncü portre Platon'a gelmeden önce daha doğrusu kronolojik açıdan demiyorum ama ee, Aristoteles'in Metafizik ve bir takım başka eserlerinde Sokrates'ten yaptığı alıntılar ve Sokrates'e dair yaptığı belli belirlemeler, sevgili arkadaşlar. Şimdi Aristofanes diğer üç portreden farklı olarak Sokrates'i görmemiş, yani Sokrates vefat ettiğinde yaklaşık o, e, Sokrates vefat ettikten yaklaşık 15 sene sonra falan doğuyor. Fakat Aristoteles'in şöyle bir ayrıcalığı olmuş. E, Sokratesle birebir tanıklıkları olan Platon, Aristoteles'in hocası ve Aristoteles 20 sene boyunca Platon'un kurduğu bugünkü üniversitenin ilk örneklerinden biri sayılan akademi ya da akademiyada öğrencilik yapıyor. Dolayısıyla e, Platon'dan Platon'un kamuya kapalı derslerinden veya Platonla girdiği diyaloglardan herhalde belli bir Sokrates portresi edinmiştir. Ee, en önemli portre, en önemli portre, Platon'un ortaya koyduğu Sokrates'in savunması portresi. Şimdi ona geleceğiz yavaş yavaş. Fakat şunu söyleyelim, bu portre yani Sokrates'in savunması aslında Sokrates yargılanıp ölüme mahkum edildikten sonra gelişen bir savunma edebiyatının bu bir tür haline gelmiştir. Apolojya, savunma edebiyatı diye adlandırılır. E, çoğunlukla Sokrates'in hayatında ona tanıklık etmiş ya da öğrencisi olmuş kişiler, 399'daki mahkumiyet kararından sonra Sokrates'i haklı çıkarmaya çalışmışlardır. Apoloji, haklı çıkarma, savunma anlamındadır arkadaşlar. O yüzden Türkçe'ye de Sokrates'in savunması olarak çevrilmiş. Yani Platon. Bu büyük edebiyatın bir parçası fakat en büyük, en önemli, en dikkate alınması parçasıdır. Çünkü Platon hakikaten diğer portrelerle karşılaştırıldığında e, Sokrates'i bir filozof olarak belirler. Hatta bildiğimiz anlamda doğa filozoflarından farklılaşan etik ve siyaset anlamında ilk büyük filozof olarak belirler. Bu yüzden bu portre bizim için önem taşıyor. Şimdi Sokrates savunmada bir ruh kavramından hareket ettiği için savunmayla bağlantılı ama aynı zamanda ruh kavramının ortaya çıktığı bir başka diyaloğa hızlıca göz atmamız gerekir. O diyaloğun adı Faydon sevgili arkadaşlar. Faydon. Sokrates'in savunmasıyla ilişkili savunmanın önünü arkasını aydınlatan bazı diyaloglar vardır. Bunlardan biri Faydon, bir diğeri Kriton, e, diğeri ise Eytfiron'dur sevgili arkadaşlar. Eid Firon Sokrates'in savunmasının ön tarafını, öncesini aydınlatır. Yani mesela orada diyalog şöyle başlar. Sokrates Eid Firon diye bir kahramanla, bir kişiyle karşılaşır. O an mahkemenin önündedirler. Sokrates'le konuşmaya girerler her diyalogda olduğu gibi işte Sokrates sorar sen neden buradasın sen neden buradasın Sokrates der ki işte beni e, mahkemeye vermişler neden mahkemeye verdiler onu öğrenmeye geldim orada biz e, bu savunmanın ön kısmını anlarız bir de arka kısmını anladığımız kriton gibi faydon gibi bazı diyaloglar var arka kısmı derken kastım şu Sokrates baldıran zehri içerek ölüme mahkum edilir fakat Infaz hemen o gün gerçekleştirilmez çünkü o günlerde Atina'da bir kutsal güne, bir dini bayrama denk gelmektedir. E, bu tür kutsal günlerde infazın gerçekleştirilmesi e, uğursuzluk getireceği düşüncesiyle tercih edilmemektedir. Bir süre bekletilir infaz, o süre zarfında işte Sokrates'in yoldaşları, öğrencileri, ailesi, dostları, yakınları gelir orada gelişen diyaloglar sahnelenir. Kriton mesela onlardan biridir. Şimdi Faydon diyaloğunda Sokrates'in ruh kavramını anlarız biz. Yani Sokrates bir hukuki ve felsefi savunma yaparken bu ruh kavramını çok temellendirmez. Fakat Faydon gibi başka diyaloglar bu ruh kavramının ne kadar derinleştirildiğini gösterir bize. Bir kere Diyalog bugün bizim hani geometride filan Pisagor olarak bildiğimiz Pitagorasçı bir takım e, Sokrates'in arkadaşlarıyla arasında geçen diyaloglardır. Pitagoras'ın ruh kavramından hareketle e, Sokrates'in ruh kavramının oluşturulduğu da çokça söylenmiştir. Çok önemli değil bizim için bu ayrıntılar. Fakat önemli olan şu. Faydon diyaloğunda sevgili arkadaşlar ruh kavramı bütün felsefenin temeline yerleştirilir. Mesela ruhla beden arasında bir ayrım yapılır. Beden bizim hapishanemiz gibi, biz derken artık ruh kastedilmektedir. Platon başka e, diyaloglarında psike ile antroposu yani ruhla insanı özdeşleştirecek. Yani biz dediğimizde artık kastettiğimiz bizim ruhumuzdur. Ruh ise bedenden üstündür, önceliklidir. Nasıl toplumda yöneten yönetilen ayrımı varsa, ruh yönetici, beden yönetilendir. Beden bizim hapishanemizdir. Bizim bu hapishanemizden sınırlılıklarımızdan çıkmamız için ruhun önceliği gerekir. Bu birincisi ruh beden ayrımı. İkincisi ruh ölümsüzdür. Yani e, biz öldüğümüzde aslında ölen bedendir. Ruh kendi manevi alanında yaşamına devam eder. Üçüncüsü ilkinde aslında biraz kastettiğim gibi ruh otokinetik kendi hareketini kendinden alan, kendi kendisine hareket veren bir şeydir. Ruh temeldir yani bu anlamıyla. Şimdi Faydon diyaloğunda ortaya çıkan bu. Bizim dediğim gibi Sokrates'in savunmasındaki kavramları anlayabilmemiz için bu ruh kavramını anlamamız lazım. Dolayısıyla savunma metnini Faydon gibi başka diyalogları arka planda tutarak anlamak gerekiyor. Çünkü çünkü Sokrates'in savunmasında temel olarak söylediği şey şu ruhu mükemmelleştirmek ruhu mükemmelleştirmek ruha özen ilgi göstermek ve ruhu için kaygılanmak. Yani bu şu anlama geliyor insan aslen bedensel ihtiyaçlarını fiziksel bir tatmin yoluyla tatmin etmekten ziyade ruhunu mükemmelleştirmeye yönelmeli. İşte erdem kavramının adı bu. Ruhu mükemmelleştirmek erdem kazanmak. Erdem kazanmak ise bizi iyi yaşama götürecek şey sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz Biraz savunmanın çerçevesini kurmaya çalışalım. Biraz savunmanın çerçevesini kurmaya çalışalım. Fakat bundan önce Faydondaki bir diğer önemli meseleyi aktarayım ben size. Faydonda bir ruh kavramı ortaya konuluyor. Değil mi? Ruhun ölümsüzlüğü, ruhun belirleyiciliği, ruh beden ayrımı, ruhun bedene üstünlüğü ve önceliği vesaire. Bunun yanı sıra Faydon diyaloğunun önemi Sokrates'in bir biyografisini bize vermesi aynı zaman. Şimdi Platon hocasını orada konuşturarak Sokrates'in hayatındaki kritik bir dönüşe dikkat çekiyor. Kritik bir dönüşe dikkat çekiyor. O dönüş şudur. Sokrates anlaşılan ve aktarılan o ki gençliğinin ilk dönemlerinde ilk felsefe olarak bilinen doğa felsefesiyle ilgileniyor. Yani yüzünü doğaya çevirmiş, Evreni, doğayı oluşturan ilk arkeyi, ilk maddeyi, ilk nedeni anlamaya çalışıyor. Tamam? Hatta o dönemde e, bu ilk maddeyi anlamaya çalışırken Anaxagoras'ın nous, zihin kavramıyla karşılaşıyor ve evreni yöneten bir zihin kavramı olduğu düşüncesini ediniyor. Fakat Sokrates bütün bunlarla tatmin olmuyor arkadaşlar. Buna Sokrates'in ilk dönemi diyelim doğa felsefesi meraklısı bir Sokrates. Yani doğa filozofu diyemeyiz çünkü kendine ait bir teorisi yok doğa felsefesi alanında. İlgilisi diyelim, meraklısı, talebesi diyelim. Fakat bir ikinci dönem bir geçiş söz konusu. Bu geçişin nedenini aydınlatmak Sokrates'i anlamak açısından çok kritiktir. Çünkü Sokrates şunu der. İnsanın kendini anlaması önceliklidir. Kendini anlamadan evreni, doğanın nedenlerini anlamak aslında çok tuhaf bir çabadır. Şimdi burada kendiyle kasıt, oto Yunancası. Fakat oto, kendi kendilik artık Sokrates tarafından ruh biçiminde anlaşılmaktadır. Yani Sokrates şunu söylemektedir bize. İnsan kendi ruhunu anlamadan dış dünyayı, nasıl anlasın? Kendi iç dünyasını anlamayan bir insan dış dünyayı neden anlasın? Dolayısıyla bir öncelik sırası değişir burada sevgili arkadaşlar. Dış dünyaya öncelik veren bir felsefe ilgisinden artık biz iç dünyayı, insanın ruhunu ve burada ruhunu mükemmelleştirmenin temel kavramı olan Erdem'in ne olduğunu araştıran bir filozofa doğru yöneliriz. Dolayısıyla doğa felsefesinden etik ve siyasete, bu dünya ile ilgili insan ilişkilerine doğru geçeriz. İşte bizim bildiğimiz Sokrates bu geçiş sonrasında oluşmuştur. Yani ünlü Romalı siyaset filozofu Kikeron'un söylediği Sokrates işte felsefeyi bu dünyaya indirmiştir dediği yeri de burada konumlandırabiliriz. Yani bu dünyaya e, indirgemesi için böyle bir kritik geçişin yaşanması gereklidir. Şimdi biraz şeye bakalım, savunmanın ana çatısına bakalım. Yani savunmanın nedenleri, savunmanın yapılışı vesaire. E, şimdi Sokrates mahkemeye veriliyor. Bu mahkemenin tabii belli gerekçeleri lazım. Bir yurttaş diğer yurttaşı mahkemeye verebiliyor. Bu demokratik bir ortamda, yurttaşlar arasındaki demokratik bir süreç, prosedür bu. Tamam mı? Üç yurttaş tarafından isimleri çok önemli değil. Üç yurttaş tarafından mahkemeye veriliyor ve bu yurttaşların temelde iki suçlaması var. Sokrates'in neyle suçlandığını anlamak önemli. Bunlardan biri gençleri yoldan çıkarmak. Ee, neden böyle bir iddiada bulunmuş olunabilir? Gerçekliği olabilir mi? Evet olabilir. Sokrates böyle anlaşılmış olabilir. Tabii ki bu iddiaların haklılığını teslim etmek anlamında değil. Sokrates'in gençlerle bir iletişiminin olduğunu ortaya koymak anlamında söyleyeyim Çünkü Sokrates savunmada göreceğimiz gibi halk meydanında, agora'da e, insanları sorgulayarak diyalog aracılığıyla felsefe yapan bir filozof. Şimdi bu felsefesini e, bir çürütme yöntemi esasına, elenkos denilen bir çürütme yöntemi esasına dayandırıyor. Dolayısıyla belli sorular yöneltiyor muhataplarına. O soruları cevaplarını çürütüyor, çürüterek doğru bilgiye, hakikate ulaşmaya çalışıyor. Fakat bu çürütme esnasında çok büyük ihtimalle bu negatif, olumsuz, menfi bir hareket olarak görülüyor. Çünkü mesela bir gruba gidiyor, az sonra göreceğiz. Erdem nedir diye soruyor. O grubun aslında erdemi bilmediğini aşama aşama gösteriyor. Dolayısıyla Sokrates'in etrafında çürütülen kişiler toplum nezdinde aslında hakir görülmüş, aşağı konuma düşürülmüş oluyorlar. Şimdi bu dönemin gençlerinin çok ilgisini çekiyor. Sokrates nerede bir sorgulama, bir diyalog gerçekleştiriyorsa etrafında bir gençler topluluğu oluşmaya başlıyor. Tamam. Dolayısıyla gençleri yoldan çıkarmak iddiasının olgusal olarak gençlerle iletişim kurmak anlamında bir doğruluk payı var bulunmakta. Bir diğer iddia, kentin tanrılarına inanmamak. Yani bir tür ateizm, bir tür dinsizlik suçlaması. E, yani e, şöyle düşünmek lazım. O dönemde evet demokratik bir dönem diyoruz ama laikliğin demokrasiyle birleşmesi için modern çağları beklemek gerekecek. Yani o günkü Atina demokrasisi kent devletin, kent devletin yani polisin koruyucu ve diğer tanrılarına inanmayı gerektiriyor. Her kent devletin belli tanrıları var. Atina'nın tanrılarından biri Athena mesela. O tanrıya inanmalısınız veya Atinalıların ve genel olarak Yunan aleminin inandığı bu mitolojiyi oluşturan Olimpos tanrıları var. O tanrılara da inanmak zorundasınız. Şimdi kentin ve Olimpos tanrılarına yönelik inançsızlık aslında bir tür vatana ihanet suçu anlamına geliyor. Çok ciddi bir iddia sevgili arkadaşlar. Yani bir tür devlet güvenlik mahkemesinde yargılanacak bir iddia niteliğine kavuşuyor. Fakat iddialar bununla sınırlı değil. Sokrates bunları bize anlatıyor. Benim şimdiki suçlayıcılarım bunları iddia ediyorlar diyor. Fakat diyor ne yazık ki benim bir de eski suçlayıcılarım var. Bu eski suçlayıcılarla kastın ne biliyor musunuz? Aristofanes'in Bulutları. Bu diyor yaklaşık 25 sene önce sahnelendi. Beni böyle resmetti bir doğa filozofu yerde gökte ne varsa araştıran ki burada da bir tanrısızlık iddiası var onu ima ediyor iddiadan ziyade ima ediyor çünkü yer gök evrenle ilgili meseleleri aslında bunların nedeni Zeus demeden açıklamanın bilimsel yoludur bu nedensellik içinde açıklamanın yoludur İkincisi doğru yanlış iddiayı doğru gösteriyor yani sofistlik suçlaması Aristofanes'in bulutlarında kastedilen iki ayrı e, Sokrates temsili. Sokrates bununla şunu kastediyor. Aslında diyor bu 25 sene önce bir temsil olmasına rağmen e, bu halkın gözünde beni e, böyle temsil etti. Ve kamuoyunda popüler bir Sokrates imgesi oluşturdu diyor tamam mı? Şimdi bütün bu şimdiki suçlayıcılar, eski suçlayıcılar bunlar birleşiyor. Fakat burada Sokrates'in suçlanmasında sonradan söyleyeceğimizi en başta söylersek aslında en belirleyici nedenlerden biri sevgili arkadaşlar Sokrates'in oligarşik Sparta yanlısı bir rejime ya doğrudan ya da o rejimin başındaki kişileri eğitip öğreterek destek verdiği yönünde. Şimdi bu doğrudan mahkemenin önüne getirilebilen bir suçlama değil. Çünkü o dönemde e, bir af kanunu çıkmış ve Atinalılar eski meselelerini bir kenara bırakmışlar. Yani bir kişiyi oligarşik eski rejimi e, savunmakla suçlayamıyorsunuz. Fakat şu var, Sokrates'in İdam edilmesinden sonra ortaya konan bazı Sokrates portreleri, mesela şunu söylüyorlar: Sokrates'in suçlanmasının asıl nedeni, Atina'nın demokratik rejimine karşıt ve 411 ve 404'te oligarşik bir darbeyle başa gelen Sparta yanlısı demokrasi karşıtı hükümetin öncülerinin, yani ne diyelim darbecilerin Sokrates'e yakın kişiler olarak görülmesi ve Sokrates'in de darbe ile ilişkilendirilmesi. Bunu bir kenara koyalım. Tamam. Şimdi Sokrates bu eski ve yeni suçlayıcıları anlattıktan sonra Platon bu arada bu meseleye hiç girmez. Yani Sokrates oligarşik rejimle ilişkilendirildi de o nedenle suçlandı falan demez. Bu konuda suskun. Bunu diyenler daha sonra Sokrates meselesini aydınlatmaya çalışan aslında bakın işin açıkçası budur demeye çalışan başka Atinalı yazarlar. Onu da söyleyeyim. Sokrates eski ve yeni suçlayıcıları anlattıktan sonra bütün bu olayların başlangıcına bizi götürüyor. Şimdi Platon bir anlatı kuruyor sevgili arkadaşlar burada. Bu bizi ee, Sokrates'i anlamaya götürüyor ama Platon'un anlatısı bu ee, yani Platon'un Sokrates'ini okuyoruz burada ee, Platon'un Sokrates'i bütün olayların başlangıcında şunun olduğunu söylüyor diyor ki Sokrates benim Kayrefon diye bir yoldaşım bir arkadaşım dostum var bir gün bu diyor işte e, ünlü Yunan, Yunanistan'da tapınakların bulunduğu bir yere Apollon'dan kehanet sormaya gittiğinde Platon, pardon, Sokrates'ten daha bilge var mıdır sorusunu soruyor ve kehanet tanrısından, o tanrının sözcüsü olan kahinden Sokrates'ten daha bilge kişi yoktur cevabını alıyor. Şimdi buradaki mesele şey, yani bu kahinler, kehanet tanrıçası Apollo Atinalıların yaşamında çok önemli bir yeri var. Yani Atinalılar mesela Önemli bir takım işlerinden önce... ...kahinlere kehanet danışıyorlar. Bu kehanetler... ...bu kahinler bir tür bilici. Tamam mı? Şunu yap, bunu yapma diye sözcükleri... ...demezler gerçi. Şunu yap, bunu yapma demezler ama... ...bir takım şifreli sözcüklerle... E, ...bir bilişte bulunurlar. Tamam mı? Dolayısıyla e, bu söz önemseniyor. Bu söz önemseniyor. E, yani Apollon'dan gelen bir kehanet... Sokrates için önemli. Tanrı bununla ne kastetmiş olabilir diyor. Yani şimdi burada ikili bir tutum var. Dikkat edin. Bir taraftan Tanrı'nın sözü doğrudur. Bunda bir anlam olmalı. Bu anlamı ben ortaya çıkarmalıyım diyor. Bir taraftan bu anlamı ortaya çıkarmaya çalışırken felsefi sorgulama faaliyeti başlıyor. Tam da bu anlamı ortaya çıkarmanın kendisi felsefe haline geliyor. Nasıl geliyor? Şöyle. Şimdi daha bilge var mı yok mu sorusu. Tamam. Daha dediğinizde diğer insanlarla bir karşılaştırma zeminini kastediyorsunuz değil mi? Bu Sokrates'i e, Atina'nın halk meydanına, Agora'ya diğer insanlarla bir bilgelik araştırması yürütmeye götürüyor. Değil mi? Yani daha bilge var mı yok mu? Diğer insanlarla karşılaştırırsınız. Diğer insanlar acaba benden daha bilge mi? Şimdi burada üç stratejik grup var. Sokrates'in Platon tarafından yapılan kurgusu özellikle seçilmiş ve Sokrates'i üç temel toplumsal grubun yanına götürüyor. Tesadüfi bir düzenleme değil, bir kurgu bu. Bunlar politikacılar, şairler, zanaatkarlar. Şimdi politikacılara ilk gittiği grup, politikacılara ilk kez gidiyor. Neden? Belki Atina demokrasisinin en egemen grubu. Çünkü e, Atina'nın demokratik rejimi sırasında sevgili arkadaşlar politik faaliyetin alanı son derece gelişmiş. Yani monarşik ya da aristokratik yani tek kişinin yönettiği ya da bir azınlığın soyluların yönettiği bir rejimde değil. Halk idaresi olduğu için halk mahkemelerde meclislerde Agora'da Sürekli bir siyasal faaliyet içinde politikanın alanı genişlemiş. Bir zoon politikon Aristoteles'in deyişiyle politik varlık modeli ortaya çıkmış. Dolayısıyla politikacılar toplumun en egemen grupları haline gelmiş. Düşünün sıradan bir yurttaşın dahi tabi aristokratlar halen egemenliklerini sürdürüyorlar ama sıradan bir yurttaşın dahi izegoria, izanomia, eşit söz hakkı, Eşit yasa denilen bir uygulamayla söz alıp ortaya çıkan kolektif kararları etkileme veya belirleme fırsatı var en azından. Politik valiyet gelişmiş dolayısıyla ilk gittiği grup en egemen grup. Şimdi bu grubun yanına gidiyor savunmada bize anlatılan çok detaylı bilgi değil. Yani bu grupla mesela ne konuştuğunu uzun uzadıya anlatmıyor. Sadece şunu diyor e, benden daha bilgi olup olmadıklarını anlamaya gittim. Fakat e, bilgi olmadıklarını anladım. Yani en azından e, ben bilmediğimi, bilge olmadığımı bilmediğimi biliyorum. Onlar bilmediklerinin de farkında değiller. Şimdi bu savunmada politikacılar çerçevesinde anlatılan konu bu özlü biçimde çok detaya girmeden anlatılan konu Biraz şeyden hareketle başka diyaloglardan hareketle açıklanabilir. Politikacılarla ne konuşursunuz? Matematiksel, geometrik bir problemi değil, toplumsal meseleleri konuşuyorsunuz. Eğer Sokrates toplumsal meseleleri erdem temelinde konuşuyorsa, bu erdem en toplumsal, en politik erdem olan adalet konusu olmalı, değil mi? Sokrates muhtemelen politikacılarla adalet nedir? Konusunu konuşmuştu ki mesela savunmada açılmayan bu konu Platon'un en önemli kitabı en önemli diyaloğu devlet Politeya önümüzdeki hafta ile alacağız diyaloğunda açılır devlet kitabının ana konusu adalet erdebidir o halde buradan şu sonucu çıkarmamız bence yanlış olmaz. Burada adalet konuşulmuştur ve politikacıların adaletin bir erdem olduğunu ya da ne olduğunu bilmedikleri ortaya konulmuştur. E şimdi Sokrates'i şöyle düşünün. Atina'nın en hakim toplumsal grubuna gidiyor. Onların bilmedikleri, yani uzmanı olduklarını düşündükleri bir konu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koy, koyuyor. Muhtemelen çok büyük düşmanlar kazanıyor çünkü politikacılar etkili kişiler. Her dönemde olduğu gibi. İkinci olarak e, şairlere gidiyor. Şairlere neden gidiyor? Şairler, sevgili arkadaşlar, e, modern öncesi bütün toplumlarda sözlü kültürün taşıyıcısı olan bugünkü lirik romantik şairden ya da bugün bireysel olarak okunan şiirden farklı bir biçimde. Peygamberane sözler söyleyen e, sözleri ya da eserleri kutsal kitap muamelesi gören kişiler. Bunu mesela İslamiyet öncesi Arap toplumunda da görürsünüz. Şuara, şairler. Orada şairle Peygamber arasında bir mücadele söz konusu. Çünkü eski klasik Arap toplumunun Peygamberane kişileri şairlerdir. Peygamber ise yeni bir toplumun habercisidir orada. Burada da şairle filozof arasında bir ayrım açılacak. Dikkat edin oradaki şair peygamber ayrımına benzer şairle filozof arasında bir otorite mücadelesi çıkacak. O yüzden savunmanın en önemli taraflarından biri şairler kısmına gidiş. Ama bu böyle küçücük yarım sayfa bir sayfada anlatılır. Bir sayfada anlatılır. Şairlerin rolü neden önemli? Yunan dininin kurucuları ya da peygamberleri arasında iki önemli şair gösteriliyor. Homeros bilirsiniz bir de Hesiodos. İlya'da Odisea, Tanrılar, e, Tanrıların Kökeni, Teogonia, İşler ve Günler. Hesiodos tarafından yazılmış iki kitap, Homeros tarafından yazılmış iki kitap. Şimdi burada iki büyük Yunan ozanı, Tanrıları tasvir ediyorlar, Tanrıların isimlerini koyuyorlar ve daha sonra sözlü bir geleneğin destanlaşan e, unsuru haline gelip peygamberane bir rol oynuyorlar. Yani onların Tanrı sözünü ilettikleri düşünülüyor. Dolayısıyla her ne kadar büyük değişmelerin yaşandığı demokratik, ne diyelim tırnak içinde kapitalist bütün değerlerin değiştiği bir çağda yaşıyorsak da. Şairler önemini korumaya devam ediyorlar. Dolayısıyla filozofun, Sokrates'in şairlerin yanına gitmesi yeni bir toplumsal tip olarak filozofun şairle karşılaşmasıdır. Peki bu karşılaşmadan çıkardığı sonuç ne? Sokrates diyor ki, bunlar diyor bir takım sözler söylüyorlar fakat ne söylediklerinin bilincinde değiller. Çünkü bunu bir kendinden geçme, ekstasi, Yunanca bir kelime, bugün hala kullanıyoruz. Bir ekstasi halinde, ruhlarının altüst olduğu bir biçimde esinle, ilhamla söylüyorlar. Belki bir şey ortaya koyuyorlar ama o bilginin öz bilincine sahip değiller. Dolayısıyla Sokrates'in burada söylemeye çalıştığı şey, bilginin öz bilinçli ruhun düzenine ait ve o düzenden çıkarılmış bir şey olması. Bu önemli. Üçüncü mesele zanaatkarlar. Üçüncü gittiği toplumsal grup. Şimdi daha önce dediğim gibi bunlar Platon'un kurgusunda özenli bir biçimde felsefi bir kurguya kavuşturulmuş tesadüfi olmayan toplumsal gruplar, politikacılarla şairleri açıkladım zanaatkarları da açıklayayım. Zanaatkarlar dönemin gelişen polisi kent devleti ve demokratik rejiminin aslında mamurları onları imar edenler. Neden biliyor musunuz? Çünkü kent devlet gelişirken tapınaklarla, halk meclisleriyle, yeni yapılan yollarla, tanrıların heykelleriyle vesaire gelişiyor. Kentin imarını sağlayan zanaatkarlar. Bunlar mimarlar, ressamlar, heykeltıraşlar, tamam mı? Yeni ihtiyaçları karşılayan yeni kişiler mesela kunduracılar. O dönemde zanaatle sanat ayrım sanat ayrımı olmadığı için hepsi tekne olarak ifade edildiği için hepsini kapsayan yine önemli bir toplumsal grup. Kent devletin gelişmesi onun yollarının, onun binalarının, onun kamusal alanlarının genişlemesi ise Zanaatkarlar da bu yapım sürecinde çok önemli bir rol sahibi. Şimdi zanaatkarlarda ortaya çıkan Sokrates'i tanıtan bir portre var. O da şu. Zanaatkarların yanına gittim diyor. Bunlar özel bir uzmanlık bilgisine sahipler. Bir konuyu iyi biliyorlar. Fakat bunların hatası diyor, bu özel bilgilerini bütünün bilgisi olarak ortaya koymaları. Demek ki bizim bu ruhla ilgili olan erdem sorusu ya da bilgelik sorusu bütünsel bir bilgi. Böyle özel teknik bir bilgiden türetilemez. Zanaatkarların yanılgısı ise kendi uzmanlık bilgilerinin bütünün bilgisi sanmaları. Tamam O bütünün bilgisi aslen iyi yaşamanın bilgisidir sevgili arkadaşlar. Yani iyi bir ressam olabilirsin fakat iyi yaşamanın bilgisine sahip olamayabilirsin. Zanaatkarların hatası, kısmi bilgiyi, bütünsel bilginin yerine koymaları. Evet, e, Sokratesçi dönüşümü biraz anlattım. Yani kendi biyografisinde, genç Sokrates'ten, olgun Sokrates'e geçiş, doğa felsefesi meraklısından, etik ve siyaset filozofuna doğru geçiş ee, Sokratesçi dönüşümün ortaya koyduğu dört temel kavram var sevgili arkadaşlar savunmanın hem içinde yer alan hem de bazıları itibariyle savunmanın arka planını oluşturan öğeler bunlar bunlardan ilki felsefe kavramı felsefe kavramı felsefe orijinal olarak yunanca bir sözcük filosofya hikmet sevgisi Bilgelik sevgisi, aşkı anlamına geliyor. Filia, dostluk, bağlılık içeren bir kelime ile Sofia, bilgelik kelimesinin birleşiminden oluşuyor. Filosofos da bilgeliğin, hikmetin peşinde koşan kişi anlamındadır. Şimdi Sokrates'in yargılanmasının arka planında yer alan kavramlardan biri felsefe kavramı. Bunun nasıl olduğunu biraz açıklayalım. Sokrates'ten önce felsefe yok muydu? Vardı. Yani gerek doğa felsefesi anlamında bir felsefe vardı. Gerekse işte Pitagorasçı bilgeler vardı. Doğa felsefecilerinin bilgelik içeren sözleri vardı vesaire. Fakat Platon'un ortaya koymaya çalıştığı portre açısından toplumla ilgili meseleleri, etiği, siyaseti, yerleşik değerleri sorgulayan, İlk filozof ve felsefeyi yerleşik değerlerin, kanıların, sanıların, kanaatlerin sorgulanması biçiminde yapan ilk filozof Sokrates. Sokrates'in yargılanmasının nedeni de bu temel olarak. Sokrates savunma da bir yerde Platon'un bu kurgusunu desteklercesine tabi Platon tarafından oluşturmuş bir kurgu aynı zamanda e, benim der asıl yargılanma nedenim insanlara özgü bir bilgelik türünü soruşturma. Yani yüzümü bu insanlara düş, dönüp insanlar arasındaki ilişkiler açısından bilgelik nasıl düşünülebilir diye sormam der. E, bu Sokrates'i felsefe yapmasının aslında onu doğrudan kent devleti yani polisle karşı karşıya getiren bir unsurdur sevgili arkadaşlar. Hatta Leo Strauss gibi 20. yüzyılın önde gelen Sokrates, Platon yorumcuları şöyle ifade etmişlerdir. Aslında bizim savunmada gördüğümüz şey felsefe ile polis, kent devlet arasındaki trajik çatışmadır. Trajik çatışmadır. İkinci mesele, İkinci mesele ya da kavram, daha önce ifade ettiğim ruh kavramı. Şimdi Sokrates, faydondan biliyoruz ki e, ruhun temel olduğu ruhçu bir felsefeye inanıyor. Bir ruh kavramına inanıyor. Fakat daha öncesinde hani Pitagorasçı ekoller gibi kısmi ekolleri bir kenara bırakırsak, Yunanlıların geleneksel olarak devraldığı Homerosçu ruh anlayışında Sokrates'in ruh anlayışı bulunmuyor. Sokrates yani şunu demeye çalışıyorum, ruh kavramında çok kritik bir dönüşüm yaratıyor. Çünkü biz Homeros'un kahramanlarından şunu biliyoruz, ruh böyle bütün dünyayı yöneten bir kavram gibi değil de bedenin gölgesi gibi böyle beden öldükten sonra bir rüzgar gibi bir nefes gibi çekilip giden bedenle birlikte yok olan bir şey gibi görünüyor. Ve Homerosçu kahramanlar bir ruh püsüke taşıyorsalar bile o çok bedensel bir şey. Bedenle yan yana bedeni yöneten bir şey değil. Oysa Sokrates bütün felsefesinin temeline bir ruh kavramını koyuyor. Bu ruh kavramı, bu ruh kavramı onu özel bir kendilik araştırmasına yönlendiriyor sevgili arkadaşlar. Hani demiştim ya artık kendilik ben e, dediğinde Sokrates ruhu anlamalıyız. Ruhu anlamak bütün yaşamın en iyi amacının ortaya konulmasının asıl yolu. Yani ruh bizi bir erdem kavramına yöneltecek. Çünkü erdem, erdem artık Eski Homerosçu düzenden yine farklı olarak mesela böyle bir fiziksel cesaret erdemi, bedenle bütünleşmiş fiziksel bir erdem değil, ruhsal bir erdem olarak, ruhta temellenen bir özellik olarak anlaşılıyor arete kelimesi. Arete kelimesi Homerosçu düzende de var, oradan geliyor zaten. Fakat Homeros'un kahramanları mesela Akileus gibi e, fiziksel erdemleriyle ön plana çıkarlar. Fiziksel erdemleriyle ön planı çıkarlar. Sokrates erdemi ruhla ilişkili bir şeye dönüştürüyor, tamam mı? Ruh felsefenin temeline yerleşiyor, erdem de ruhla ilişkili bir şey olarak düşünülmeye başlanıyor. Sevgili arkadaşlar, son olarak, son olarak e, Sokrates'i yargılamaya götüren yeni bir hakikat kavramı, yeni bir hakikat kavramı. Şimdi diyeceksiniz ki hakikati ilk defa dile getiren Sokrates miydi? Hayır değildi. Fakat bu filozofun anladığı bir hakikat kavramı. Bu hakikat kavramı Yunancası Aletheia, bu hakikat kavramı, filozofik hakikat kavramı, hakikat olanla hakikat olmayan arasına akıl temelinde keskin bir çizgi çizer. Bir hakikat vardır, bir de hakikatin dışı vardır. Şimdi böyle bir anlayış Homerosçu düzenle, yani Sokrates'in öncesindeki geleneksel Yunan dünyasında bulunmuyor. Filozof Parmenides'in ortaya koyduğu bir hakikat kavramı var. Platon o hakikat kavramını değişiklikler de yaparak işliyor Sokrates portresinde. Şimdi bu hakikat kavramının, bu hakikat kavramının Sokrates'in yargılanmasında nasıl bir etkisi olabilir? Çok merkezi bir etkisi olabilir. Çünkü Sokrates öncesi döneminde e, Marcel Detienne ünlü antik Yunan uzmanı Marcel Detienne'nin terimleriyle söylersem, hakikatin üç tane efendisi var. Bunlardan biri monarşik dönemde hakikatin efendisi olarak görülen adil bilge kral, adil kral, kral diyelim. İkincisi, ikincisi hakikati elinde tutan onun ustası, efendisi olduğu düşünülen kişi kahin, kahin. Mesela bu kahini tragedyalarda, Sofokles'in tragedyalarında görürsünüz. Kahin krala bile geleceğini söyler, kararlara müdahale eder. Neden? Çünkü kahin gelecek gelecek toplum hakkında geleceği görerek bir takım yargılarda kehanetlerde bulunur. Bu nedenle hakikatin e, efendisi haline gelir. Bir diğer hakikat efendisini zaten biliyoruz. Şairler. Şairler de tanrılarla irtibat kurdukları bu aracılık neticesiyle tanrısal bir esinle tanrı kelamını dile getirdikleri düşünüldüğünden hakikatin efendisi olarak kabul edilmişlerdir. Fakat şimdi üç hakikat efendisine karşı Platon'un ortaya koyduğu Sokrates portresi bir filozofun portresini ortaya koyduğu için filozof hakikatin efendisini olmaya aday biri olarak gösterilir. Yani Sokrates'in savunması dışında diğer platonik diyaloglara bakıldığında filozof bir otoriteyi ama akıl temelinde rasyonel bir otoriteyi hakikatin yeni efendisi olmayı arzulamaktadır. Bu öyle bir hakikat kavramıdır ki artık felsefi hakikat kavramı şairin hakikatinden değişir. Çünkü şairin hakikat kavramında belirsizlikler vardır arkadaşlar. Hakikat olanla olmayan arasında keskin, belirli sınırlar yoktur. Yani şair Platon'un düşündüğü anlamıyla hakikat kavramından bakıldığında bazen hakikati söyler, bazen de hakikatin karşıtını söyler. Hani hatırlayın Sokrates şairlerin yanına gitmişti ve şairlerin ne söylediklerinin bilincinde olmadıklarını söylemişti. Onunla birlikte düşünün bunu. Şair bugün hakikati söyleyebilir fakat yarın karşıtını da söyleyebilir. Bu belirsiz, muğlak, kesinleşmemiş bir hakikat kavramıdır. Oysa artık e, filozofun hakikat kavramı hakikat olanın alanını episteme Doğru bilgiyle tanımlar. Epistem'e doğru bilgi, filozofun erişimine açık olan bir bilgi türüdür. Hakikat dışı ise bizim doğru sandığımız aslında tam olarak doğru olmayan ee, bulanık fikirlerin dünyasından gelir. İşte filozof böyle bir hakikat kavramına sahip olduğu için halk meydanında bir takım düşünceleri sorgular. Yani aslında buradaki filozof nasıl bir filozof modeli biliyor musunuz? Halkın toplumda yerleşik değerleri sorgulayan, yerleşik değerlerin aslında hakikatle uyumsuzluklarını gösteren, tamam mı? O uyumsuzluklardan sonra onların yerine doğru bilgiyi yani hakikati ortaya koymaya çalışan tırnak içinde devrimci halkın değerlerinin yerine onları e, hakikat temelinde bir sorgulamadan geçiren yeni bir toplumsal tiptir arkadaşlar. Yeni bir toplumsal tiptir. Son olarak Sokrates'in ölümünden bahsedelim. Bu da önemli. E, Sokrates'in ölümle ilgili düşüncelerini başka diyaloglardan biliyoruz. Yani Sokrates ruhun ölümsüzlüğüne inanan bir filozof olduğu için bunu en iyi devlet ve faydon diyaloglarında görürsünüz ruhun ölümsüzlüğüne inanan biri ölümün bedenin ölmesi olduğunu düşünür. Ölümden dolayısıyla korkmaz. Tamam. Ee, Sokrates'in savunmasında Platon Sokrates'e çok fazla ölüm hakkında felsefi sözler, sorgulamalar yaptırmıyor. Fakat Sokrates burada bilinemezci bir tavır içine giriyor. Yani yargılanmış, ölüme mahkum edilmiş, son sözlerini söylüyor. Son sözleri arasında şu var: Evet diyor, benim gideceğim yer belli. Fakat ee, bu dünyada kalmak mı, yoksa ölmek mi daha iyi? Bu konuda kesin bilgi sahibi olamayız. Bir tür bilinemezce agnostik tavır takınıyor. Fakat diğer diyaloglarından aslında ölümün kötü bir şey olmadığını biz biliyoruz. Sokrates'in tasviri her ne kadar ölüm hakkında çok fazla felsefi sorgulara girmese bile e, fikirleri uğruna hakikate sadık kalmaya devam eden bunu ölümü pahasına gerçekleştiren bir filozof olarak ortaya konuyor. Platon tarafından. İşte bu yüzden Platon'un portresi son derece etkili olmuştur. Platon'un portresi aracılığıyla biz bir filozofu ilk filozof tipini siyaset ve etik anlamında ve e, felsefenin ilk şehidini yani... Felsefi hakikat kavramı ve fikirleri, düşünceleri uğruna ölüme, ölümü göze alan, ölüme giderken hakikate sadık kalmaya devam eden, çünkü hakikati fiziksel bedensel yaşamının üstünde gören bir filozofun portresini okuruz sevgili arkadaşlar. Bu ölüm meselesi neden önemli? Çünkü e, eski Homerosun kahramanları fiziksel cesaretleriyle nam salmışlardır. Mesela mesela işte Akileus gibi. Akileus mesela ee, çok cesur bir figürdür. Fakat Platon devlette bize şunu söyler. Ölüm meselesine geldiğinde Akileus ölümden her ölümlü gibi korkar. Çünkü Akileus'u aşan bir hakikat kavramı Akileus'un zihninde bulunmamaktadır. Sokrates aslında şunu gösterir bize. Asıl cesaret erdemi, asıl cesaret erdemi işte Akileus'un gözü dönmüş çesine yaptığı eylemler değil. Gözü dönmüş çesine yaptığı eylemler değil. E, ölüm kararı verildikten sonra dahi hakikat uğruna metanetini korumak, hakikate sadık kalmak ve bir ruh dinginliği bir bilgelik bir erdem içinde cesur olmak ölüme karşı dahi cesur olmaktır. Platon'un ortaya koymaya çalıştığı bu. Son sözlerini söyler ve e, diyalog böylece biter sevgili arkadaşlar.